Anlatmak istediğiniz başka bir ürün var mı burada bugün? Evet, çok güzel bir bitki var. Bu nedir? Ginkgo. Ginkgo bunamaya karşı. Bunama. Erken bunama. Alzheimer. Bunama kişi de önce unutkanlıkla başlar. Eğer ki unutkanlığı hafife alırsa, önemsemezse zamanla beyindeki hücreler, hafıza hücreleri, gri hücreler ölür. Ve kişi de unutkanlık zamanla Alzheimer'a dönüşebilir. İşte ginkgo'nun birleşiminde ginkoloid denen etken var. Şimdi mesela burada şu gördüğünüz bu kadar ot diyelim şeye, ginkgo yaprağı mesela. 1 kilo ginkgo yaprağının birleşimindeki etken madde nedir biliyor musunuz? Sadece %0,5. 1 kilo ginkgo çayı içse kişi, ginkgo yaprağının çayının etkisi nedir? Çok çok az. Fakat bir kapsül 1 kilo ginkgo yaprağına bedel. Çünkü damıtılarak elde edilen destilasyon kullanılıyor. Ekstresi kullanılıyor. Estilasyonla destilasyonla elde edilen ekstresi. %100 etkili, mükemmel. 36 klinikte toplam 10.815 bunama rahatsızlığı olan insan üzerine denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Alzheimer erken müdahale edilirse, erken bunama mesela tedavi edilir. Mesela böyle bir rahatsızlığı olan bir kişi, üniversitede süper öğrenci, iş hayatında süper bir insan, evde huzursuzluk, iş yerinde stres nedeniyle bunalıma girmiş. Aniden Alzheimer problemi başlamış. Artık tabii iş güç yok. Evde konuştuğu bile anlaşılmaz hale gelmiş. Bana dediler ki ya bu vatandaş tedavi edilebilir mi? Henüz 36 yaşında erken bunama. İnşallah dedim, bilmiyoruz, denemedik. Çünkü bu normal bir durum değil. Biz ona iksir, aloe vera jel, ginkgo forte, Clorox forte, spirulina forte kullan bakalım ne olacak. 6 hafta sonra başkasının konuştuğu anlaşılmıyordu. Başkası, yani onu tanımayan kişi, sadece ailesi anlıyordu derdinden. Başkası onun ne konuştuğunu anlamıyordu. 6 hafta sonra herkes anlar hale geldi. Yani derdini anlatır hale geldi 6 hafta içerisinde. Ginkgo'nun bir özelliği de nedir? Kulak çınlamasına karşı etkili. Kulak çınlaması neden olur? İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüz hücreler deforme olursa dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletmekte problem olur, kulak çınlaması başlar. Bu iç kulağın içerisindeki tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözüyor. Temizliyor, arıtıyor. Tabii ki iksir olmadan olmaz. İksir şart. Neden? Çünkü iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytinyağı, kakule içerir. 19 çeşit bitki. Bu bütün damarları açar. Hep 19'dur. Neden 19? Bismillahirrahmanirrahim demek. 19 harften oluşur Bismillahirrahmanirrahim kelimesi Arapça. Bu nedenle bizim üretmiş olduğumuz bütün ürünler 19 bitkiden oluşur. Bunun birleşiminde de 19 çeşit bitki var. Bütün damarları açar. Kişi ameliyat olacak acil. 6 hafta zamanı varsa ameliyata gerek kalmaz. Stent taktırmasına, anjiyo yaptırmasına gerek kalmaz. 6 hafta. Kulak çınlamasına da kullandığı zaman ne yapar? Kulağa kan akışını artırır. Çünkü salyangozun içerisindeki kılcal damarlardaki plakları çözer, temizler, arıtır. Sadece kulak değil. Beyin, kalp, cinsel organlar. Mesela Bodrum'un bir beyefendi kolesterol, lipid, trigliserit yüksek tansiyon için iksir kullanıyordu. Beni arıyor, diyor ki bunun içine Viagra mı kattınız? Tövbe estağfurullah dedim. Yani onun fiyatı belli, bunun fiyatı belli. Bu lüksümüz yok dedim, yani bunu yapacak paramız yok, pulumuz yok. Öyle. Ama diyor ben diyor yarım fincan içiyorum diyor, coşuyorum diyor. İyi coşmalar dedim, devam et. Problem yok, coşabilirsin. Ama içine şey katmıyoruz. Bunun birleşimindeki zencefil, zerdeçal, ginkgo etken maddeler ne yapıyor? Sarımsak damarları açıyor, bütün damarları. Bütün o hormonları harekete geçiriyor.